Yoktan var edebilmek Yaradan'ın işidir. İnsan ve diğer varlıkların işi ise yoktan var edileni, bu var olanın içerisinde var edebilme yeteneğini kullanabilmektir. En küçük bir tohumdan tutun da herhangi bir canlıdan, herhangi bir diyelim ki insana kadar her birimizin aslında oluşturabilme, yaratabilme güçleri vardır. Fakat dünya üzerinde insanın ekstradan hayal edebilme ve hayallerinin içerisinde de ruhunda maketlendirebildiği konu ve kavramları hayatında kendi irade gücüyle seçebilme ve kendine çağırabilme yeteneği vardır ki işte bu belki insanı dünyada diğer canlılardan biraz daha farklı kılmaktadır. Bu daha üstünlük olarak görmeyin, tekamülün bir yansıması olarak görün. Yoksa tüm canlıların birliği esastır. Peki biz burada bu yaratım gücünü nasıl kullanırız? Nerelerde nasıl diyelim ki bundan fayda ya da faydasızlık elde edebiliriz? Aslında korku, endişe dahi bir yaratımdır. Ya da öfke, sevinç, neşeyle de yaratılan çeşitli duygu ve düşüncelerle de oluşturulan hayatlar ve kaderler vardır. Fakat sistemin mekanizmasının içerisinde hayatın içindeki her şey, kainatın içinde gördüğünüz her şeyin bir hareket halinde olma prensibi vardır. Ve bu hareketlerin meydana getirdiği titreşimler ses dalgalarını oluşturur ve bu sesler de aslında bir titreşimsel kendi kendine çekim ya da yaratma güçleri içinde barındırır. İnsan işte onun suretinde yaratılabilmenin, yaratılmanın yeteneğini ol diyebilme yeteneğiyle buluşturarak kendisine çağırmak istediği hayatı ve kaderi ifade ederek söz ile bir yaratım enerjisini başlatır. Bu sebeple ikinci çakramız yani göbeğimizin hemen altında olan merkezimiz yaratım merkezidir ve burada üretim, korku endişeyle mi, güvenle ya da işte gerçekten teslimiyetle mi olacağın kararı verilir. Burası bu ikinin yeridir. Fakat bu ikinin yerinden her ne kadar yukarılara doğru çıksa da en son ifade merkezinde gelir ki burada dillendirildiği anda yaratım başlar. Öyleyse bizim yaratımımızın iki tane ana merkezi vardır. Bunlardan bir tanesi ikinci çakramızın olduğu üretim ve yaratım merkezi. Diğeri ise dillendirerek, ifade ederek ol deyince olacak olan bir sistemdir. İşte bu iki merkezin de ve aralarındaki diğer frekansların da her birinin onun için yapılarını anlatmış olduğum Güzellik Tohumu kitabında hem bunların meditasyonlarını, çalışmalarını ve çalışmalarının da hatta birbirleriyle bağlaştırdıklarımız çeşitli frekansları göreceksiniz. Bunları uyguladığınızda da bir bakacaksınız ki kendiliğinden kendine giden yolun içerisinde kendinizle buluşmaya, kendiniz olmaya ve kendi üzerinize dışarıdan yapışanları temizledikçe de aslında kendi güzelliklerinizle hayatınıza güzellik tohumlarını ekebilecek, yepyeni güzellik yaratımları yapabilecek, sizin için belki mucize gibi görünen bir sürü güzel hallere tanıklık edecek, şahitlik edeceksiniz. Asıl olan muhabbettir ve bu muhabbetin içinde ifadelerimizi doğru şekilde nasıl kullanacağımızın belki bilgisi onun için çok önemlidir. Duygularımız ve duygu izlerimizin hayat içerisindeki o barkodların yeniden düzenlenmesi belki karşılaşacağımız yeni duygu yaratımları açısından çok önemlidir. Düşüncelerimizin ne olduğunu, nasıl bir sistemle çalıştığını kavradığımızda düşüncelerimize neden nasıl önem vermemiz gerektiğini anlamamız bu sebeple çok önemlidir. Ve yaratım gücünün ne kadar da etkili olduğunu, bütün bu sistemin aynı bir toprağın içindeki herhangi bir canlının oluşması ve yaratımıyla birebir aynılıkta o gördüğümüz şekliyle şaşıracağız belki. Diyeceğiz ki bu kadar mı biz doğanın bir parçasıyız? Her yerde Yaradan'ın bu kadar mı güzel belki parçaları var? Ve bu buluşmanın tadıyla yaratımlarımızı güzellikten yana, hayatımıza tat verebilmek üzere, lezzet verebilmek üzere
gerek maddede, bedende, dünyada ve gerekse ruhsal ve manevi alemimizin içerisinde güzellikleri kendimize çağıracağız. Güzel konuşacağız, tatlı konuşacağız ve tatlılıklarla yaratıp tatlı bir hayatı kendimize davet edeceğiz. Göreceğiz ki her türlü sistemin başı tam da sizin bulunduğunuz yer, hal ve zaman. İşte o zamanın içinde kendinizde tam da şu an içerisinde buluştukça an içinde yaratmanın, yaratımın tam da burada sadece mümkün olabildiğinin farkındalığıyla, ne olacağınızın sorumluluğuyla hayatınızın ve yaratımınızın sorumluluğunu alarak yeniliklere yenilerek ilerleyeceğiz. Güzellik Tohumu kitabımda buluşma niyetiyle hoşça kalın.